Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Girişimci Yaşam Koçu İmmet Çakır ben. Çok farklı bir video ile beraberiz. Video evet otobanda, bir otoyolda ve ben araba kullanırken çekiliyor. Sebep şu, arkada küçük ekranda videoyu görüyorsunuz zaten. Yolu gösteriyor size. Şöyle, bu videoyu niye çektim? Çünkü uzun yıllardır arkadaşlarım, eşim, dostum, tanıdıklarım. 2-3 senedir de danışmanlık ve koçluk yaptığım için bu minvalde tanıştığım insanlar, ya şehri, metropolü nasıl terk ederiz İmmet Bey, ne yaparız, senin fikrin ne, senin de böyle bir hayalin varmış gibi sorular soruyorlardı. Ben de sağlık problemlerimle beraber kırsala taşınma işini hızlandırdığım için oturdum, düşündüm, taşındım, incelemeye başladım. Bir dedektif kadar olmasa da iyi inceleyebilen, izleri kontrol edebilen, bir videoda ya da anlatılandaki yalanları cımbızlayıp alabilen bir yapım var. Oturdum sosyal medyada falan, biz bu işi nasıl yaparız, nasıl geçiniriz, ne yapmalıyız, bunları incelemeye başladım. Sevgili arkadaşlarım, büyüklerim, küçüklerim, yaşıtlarım, çok yalan var. Her konuda olduğu gibi burada da çok yalan var. Peki biz doğruyu nasıl bulacağız? Önce nasıl bir yere gideceğiz? Neyin hayalini kuruyoruz? İsterseniz doğru hayali bulalım beraber. Bu arada kamera sallanıyor olabilir. Özür diliyorum. Yollarımızın şartları. Yoksa hızlı gitmiyorum. 105-110 arası gidiyorum. Şimdi şöyle ki, kendimden örnek vereyim. Siz hayatınızla ve yaşantınızla biçimlendirin isterseniz. Çok küçük yaşlardan beri çalışıyorum. 6 ile 11 yaş arası gibi, 10 yaş arası gibi bir köy tecrübem var. Ufak tefek, işte traktör, balya makinesi, işte bahçe sürü, çapala gibi ufak tefek böyle Kocaeli'nde gerçekleşen. Şimdi mesela oralarda bir yer bakmıyorum, sevmiyorum. Niye? Çocukluğumla ilgili kötü anılarım var. Sildim. Bakın bu bir kriterdir. Sonra ben ne seviyorum? Ben de sizler gibi bir sürü yer gezdim ve hala geziyorum. Bu videoyu o yüzden gezerken yapıyorum. Sonunda bir yerde söyleyeceğim neden olduğunu. Sonra arkadaşlar, ben ağaç seviyorum. Ben Rizeliyim, Karadenizliyim. Biz yeşil severiz. Yeşil ağaç seviyorum. Peki niye Karadeniz'e gitmiyorum? Rutubet sevmiyorum. Çok rutubet bana göre değil. Kendimi çok iyi tanıyorum. Önce bunu yapmanız için kendinizi tanıyın. Ne sevdiğinizi bulun. Ay biz Datça'ya taşınacağız. Datça'yı çok sevdik. Kuşadası'nı çok sevdik. Muğla'yı çok sevdik. Alanya'yı çok sevdik. Tamam. Müthiş. Ne zaman gördünüz? Kimle gördünüz? Nasıl gördünüz? Tatilde gördüm, balayındaydım. Ya balayında sana cehennem bile cennet gelir. Bu sayılmaz. Koy kenara. Kankalarımızla gezmeye gitmiştik. Ay çok güzeldi. Bir hafta çok eğlendik. Bir haftada mı karar verdin? Yani 365 günün içinde geçen bir haftada, 6 günde, 10 günde karar verdin. Olmaz. Bakın, ben Sakarya bölgesine yerleşmeyi düşünüyorum. Hala tabii fikirler var kafamda. Birçok bölgeyi gezdim. Bursa, Balıkesir, Çanakkale. Defalarca gittim. Bakın, defalarca gittim. Kışına gittim, yazına gittim, ilkbaharına gittim. Para harcadım bu iş için. Siz de harcayın. Bu para kesinlikle çöp değil. Harcayın, gidin, görün. Gecesini görün, gündüzünü görün. 10 bin kilometrenin üstünde sırf bu iş için kilometre yapmış olabilirim arkadaşlar. Neresi? Doğru yer neresi? Bu çok önemli. İki, ben ne yapacağım? Hayvancılık mı? Çiftçilik mi? Tarla işi mi? Meyve bahçesi mi? Yoksa benim şehirden şeyim var, bir gelirim var. Ayaklarımı uzatacağım. Oh, hanımla ben yatacağız, anasını satayım. Çocukları da büyüttük. Öyle köyler var ki kışın ağaç dallarıyla konuşursunuz nasılsın diye. Olmaz. Karı koca birbirini kesersiniz. Bay ve Bayan Smith vardı ya, Brad Pitt'in oynadığı. Öyle olursunuz, deşersiniz birbirini. Kışın öyle olmuyor o işler. Yani
kışın bu işler böyle olmuyor arkadaşlar. Bu işler böyle olmadığı için o yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Bu çok önemli. Bunlara dikkat edin. Eğer böyle bir isteğiniz varsa, daha villa kent gibi bir yer, daha böyle villaların falan olduğu, kolu komşunun olduğu, genç yaşlı fark etmez, yaşıtlarınızın, komşularınızın olduğu, yaz kış orada insanların oturduğu bir yer tercih etmelisiniz. Yok, ben eğer şehirden de ayağımı kesmeyeceğim, şehirle de bağlantımı koparmayacağım, şehirle de bağlantım olacak diyorsanız eğer, arada bir gideceğim, çocuklar var, onların üniversitesi var, akrabalar var, eş dost var, o zaman bulunduğunuz büyük şehirde maksimum, bakın istisnalar kaideyi bozmaz, 2 saatlik yani 200 kilometre mesafeleri seçin. Neden? Yılda 10 kere bile gelseniz 2000 geliş yapar, 2000 gidiş bir kere 4000 kilometre yapar. 4000 kilometre ortalama bir Türk için ciddi bir kilometredir. Şimdi bunu da değerlendirdiğimiz zaman, yol yorgunluğunu da koyduğunuz zaman, sizi medeniyetten ya da eşinizden, dostunuzdan tamamıyla koparmayacak yerleri seçin. Eğer o sizin için önemliyse. Yok, tası tarağı toplayacağım, gidiyorum arkadaş, kimseyi istemiyorum. Senden, benden gitsin. Ama olmuyor, iyi düşün. Sonra başka bir düşünülmesi gereken yer, iklimi. Ben çok mu sıcak seviyorum, soğuk mu seviyorum? Rutubet beni bozar mı? Deniz seviyor muyum, denize yakın olmalı mı? Bunlar çok önemli. Nasıl geçineceğim? İnternette bakarsanız videolara, şehirden köye geç ettim videolarına. Ah, tatlışlarım benim ya. Koyunculuk yapıyorlar, inek yetiştiriyorlar. Başkalarına yevmiyecilik gidiyorlar, para kazanıyorlar. Bir soru sormak istiyorum, parantez içinde. Şehirde büyümüş kaçımız, kendi içimizde kendimize soralım, gidip başkasına yevmiyecilik, domates biber toplamaya gidip günlük 200-300 lira aldığımız parayla geçinebiliriz? Bu parayla mutlu olabiliriz? Söylerken ne kadar hoş geliyor kulağa. Böyle bir dünya yok. Realitede bunun karşılığı yok arkadaşlar. O yüzden karşılığı olmayan hayallerin peşine düşmeyin. Şehirden bir geliriniz varsa ya da franchising bir iş yapıyorsanız, ailenizden kalan bir maaş ya da bir gayrimenkulden gelen kiranız varsa, o zaman birçok seçeneğin içinden kendinize en doğrusunu bulabilirsiniz. Gelecek zamanda bunları beraber irdeleyeceğiz ve yaşayıp öğreneceğiz. Bakın, kafadan atmıyorum bunları, yaşayarak öğreneceğiz. Ben başta yapacağım, beğenirseniz siz de devamında yaparsınız, beraber bir şeyler yapmış oluruz. Şimdi peki ya benim gelirim yok ama benim bir eşim var, sevgilim var, belki çocuğum da yok. Ben bir çılgınlık yapıp gitmek istiyorum. Olur, olur, hay hay. Kaç para maaş aldığının önemi yok. Asgari ücretle de çalışıyor olabilirsin, 5000 dolarla da. Bir, şunu sorarım, birikmişin var mı? Birikmişim de yok. Videolarda gördüm. Gitmişler Antalya'da şurada burada yer kiralamışlar. O şekilde yapıyorlar. Arkadaşlar bunları unutun. Böyle şeyler yok. Bunların şeyi de yok. Geçerliliği de yok. Yani geçerliliği şöyle yok. Nasıl anlatayım onu ben size? Şöyle diyeyim. Bir yer kiraladınız ve geliriniz yok. Geliriniz sadece yetiştireceğiniz tavuğun yumurtası, satacağınız domatesin, biberin geliri. Bu hayal, bunu eleyin. Bunu yapabileceğini düşünenler bu videonun devamını ve gelecekteki videolarımı izlemesine gerek yok. Çünkü ben bunu çok araştırdım, bunu yapamazsınız. Bunu yaptığını söyleyen insanların hepsinin muhakkak ek gelirleri var arkadaşlar. Muhakkak ek gelirleri var. O yüzden realitede böyle bir gerçeklik yok, bunu eledik. Peki bunu eledikten sonra benim bugünkü parayla, atıyorum, bir asgari ücret şehirden gelirim var ve ben bunu yapmak istiyorum. Olur. Çocuklarım da
köyde büyüsün, şu olsun bu olsun. Peki, bunun üniversitesi var, lisesi var. O yüzden siz çok uzak ve kırsal bir köye gidemezsiniz. Gitmemelisiniz, geri gelirsiniz. Geri gelmekten korkmuyorsanız, ki ben korkuyorum, bunu da yapabilirsiniz. O zaman oturacağız, bir kağıt kalem alacağız. Bir, kendimizi tanıyacağız. Ben ne istiyorum? Evet, köye gitmek istiyorum. Kırsala taşınmak istiyorum. Belgesel kanallarında ne güzel ya. Bahçe yapıyorlar, domates, biber yapıyorlar, yetiştiriyorlar. Oo, para kazanıyorlar. Bir tezgah açıp yol kenarına 12 saat o tezgahta oturmaya aklınız yetiyor mu? Yani yüreğiniz yetiyor mu bunu yapmaya? O zaman yapalım. İşte köyde işte domates, biber, yumurta satarak çok büyük paralar kazanılıyor. Ben bununla geçinirim. Niye? Köydeki herkes sizden aptal mı? Onlar niye büyük paralar kazanamıyor? Kapılarında milyonluk arabalar yok. Bu insanlar sizin kadar köylülüğü ya da çiftçiliği bilmiyor mu? Bunu değerlendirin. Bu nedenle boş hayallerin peşinde bence koşmamak lazım. Böyle bir geliriniz varsa, alacak bir bahçeniz, bostanınız ve köy eviniz varsa, buna paranız yetiyor ise, o zaman işte ömrünüzü geçirmeyi düşündüğünüz yeri güzel güzel araştırmaya başlayın. Peşine koşun, kışına bakın, yazına bakın, ne kadar kar yağıyor, ne kadar işte güneş, ne kadar yıllık, ne kadar yağış alıyor, yapacağınız bahçenin bir sulamaya ihtiyacı var mı? Bunları araştırmaya o zaman başlayın ve buna göre bir, kendinize yol haritası çizin. Bu haritayı beraber de çizebiliriz. Şuradan bir yerden videoyu beğenir, şuradan bir yerden takip ederseniz, abone olursanız beraber bunun üstüne konuşabiliriz. Gittiğim yerlerden ziyaret anılarımı anlatabilirim. Köyde nasıl neler yapabileceğimizi beraber görebiliriz. Bu videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Masa başında üstünde daha detaylı konuşuruz. Tek tek madde madde bunları çıkartırız. Hayal kurmak güzeldir. Cesaret çok müthiş bir şeydir. Ama cesaretle aptallık arasında çok ince bir çizgi vardır. Büyük şehri terk edeceğim diye elinizdeki, avucunuzdaki ve hayat standartınızı oluşturan imkanlarınızı heba edip 3-5 ay sonra, 1 sene sonra dımdızlak, yarı çıplak geri dönmeniz ihtimalini ortadan mümkün olduğunca kaldırarak bir cesaret göstermeliyiz. Bunu yapmıyorsak bu cesaret değil, %90 aptallık, %10 şansa bağlı bir uygulama olur. Bence bu da doğru değil. Buna değinmek istedim. Benim karım ne? İşim gereği, yaptığım iş gereği seyahat edebiliyorum. O yüzden seyahatlerimi de aslında bu minimalle kullandığım için yakıt ve ulaşım giderlerini sadece yaşayacağım köyü araştırmak için değil, aynı zamanda iş için de kullanıyorum. Bu nedenle bir taşla iki kuş vurmuş gibi oluyorum. Sizin için bu geçerli olmayabilir. Siz benden daha fazla para harcamış olursunuz. Kafanızda şeyleri düşürün, nedenin adına. Olasılıkları düşürün, ben öyle yaptım. 3 olasılık bıraktım. Oradan sonra oraların gecelerine gittim. Gecelerini gördüm. Gece nasıl, çok mu ıssız, çok mu gürültülü, çok mu ışıklı? Bunlara baktım. Bazı dönemlerde. Şimdi de bu kış, yazını kışını kontrol ediyorum. Mümkünse, Allah da izin verirse, bu yaz, bu ilkbahar bütün hepsini bitirmiş. Artık size bahçemde, bağımda neler yapıyorum, bir şehirliyi bir köylüye nasıl çevirebiliriz, bunun videolarını paylaşmaya başlayacağım. Tabii iki tane okuyan kızım var. Biri orta okulu bitirmek üzere, biri liseyi bitirmek üzere, birer seneleri var. Bu seneyi saymıyorum çünkü. Bu nedenle ben büyüğünün üniversiteye giderken benle kalabilmesini, küçüğünün de büyük şehirde okuduğunu düşünürsek en azından 2 haftada bir beraber geçirelim. O gelebilsin, ben gidebileyim. Ulaşım imkanlarımız olabilsin. Özel araçla gelmeseler de yanıma gelebilsinler ya da ben gidebileyim. İhtimallerimi masanın üstüne koydum ve bu doğrultuda yerimi belirliyorum. O yüzden siz de bunları yaparsanız bence daha iyi olur.
İzlediğim yüzlerce video, izlediğim araştırma yerli yabancı, üstüne yaptığım fizibiliteler hep bunu gösterdi. Bunu sizle paylaşmak istedim. Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Abone olursanız bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.